Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda Sims 4'te miras challenge'a devam ediyoruz. Çok güzel bir kariyerimiz var. Garip, yine çalkantılı bir aşk hayatımız var. En son kaldığımız yerden devam edeceğimiz bölüm olacak. Eğer bir önceki bölümü izlemediyseniz, yani ikinci bölüm izlemediyseniz şuraya karta tıklayabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yorgun düşmüştük ve dışarıda tatlı bir yağmur vardı. Ama bu... Bir dakika, ne yapacaktık? Tabii ki şimdi televizyonumuz yok. Böyle bir fakir hayat yaşıyoruz. En son şuraya da bitkileri ekmiştik. Belki oradan da hani bir şeyler kazanabiliriz diye. Bu arada yaşlanmamıza kaç gün kalmış ona bakalım. 11 gün sonra yaşlanacak şu anda. Akşam saat 9. İzin günümüz var mı? Bir izin günümüz daha var ve iyi, enerjimiz de gayet güzel durumda şu anda. Ne ara yattı bu, hiç hatırlamıyorum. Erik demiş ki, Erik bizi tane partiye çağırıyor. Ve bu partide böyle eski yapılı bir yer var. Oraya çağırıyor bizi. Biz de gideceğiz yani. Şimdi o çağırdıysa gitmemek olmaz. Ve kendimizi aşırı heyecanlı hissediyoruz. Çünkü bu arada yeni nişanlandık ve selam Erik, ne haber? Artık Selin Su çok şu an böyle şey yani. Pardon, Nil Su. Selin Su nereden çıktı ya? Bir sonraki yeni sezondaki ismini verdim şimdi. Evet, Eri'ye ne kadar iyi gözüktüğünü söyleyelim ama biraz yalan söylüyor oluruz. Çünkü o altındaki o ayakkabılar ve o pantolon, içindeki turuncu gömlek bizi bizden aldı yani. Ne kadar şu an zoraki bir görüntü oldu oluşuyor. Neyse, nişanlımızla partiye gidiyoruz. Çok güzel bir parti söz konusu. Erik hemen kızların arasına gidiyor şu anda. Erik hemen kızların arasında. Dans edebilir miyiz ki, bilmiyoruz. Birazcık deneyelim. Utangaç takılıyoruz tabii. Utangaç takılıyoruz. Selam, sen kimsin? Bağırma Erik ya. Neyse, story atam. Madem gelmişiz azıcık story atayım diyor şu anda. Nilsu. Şu an hiç Erik bizi bu arada umursamıyor. Hani buraya getirdi ama yani bizim yüzümüze bile bakmıyor yani. Ve yeni nişanlandık, biz daha geçen gün nişanlandık ve miras challenge için biliyorsunuz ki aile kurmamız gerekecek ve bir an önce iyi bir gelir sağlamamız gerekecek. Daha kendimize bir içecek alacağız. Yani bu partide şunu anladık ki hani Erik bizi buraya davet etti ama bizim suratımıza bile bakmıyor. Hani kimle konuşuyoruz, ne yapıyoruz, neredeyiz, iyi miyiz, belki değiliz. Şu an canı acayip sıkkın. Gerçekten. Şu yürüyüşe bittim bu arada ya. O yürüyüşün aynısını ben de yapmak istiyorum. Müzik devam ederken, parti devam ederken açıkçası yine arkadaşlar ediniyoruz, konuşuyoruz falan. Yemek yapma hakkında DJ, yedek DJ galiba bu. Diğer DJ burada. Yedek DJ ile konuşuyoruz. Ve bu duruma bozulan Nilsu, Erik'e bozulan Nilsu şu anda... nerede? Erik yanına geldiğinde ona hiç pas vermiyor. Ve Erik orada gidip uyuyakaldı resmen. Neyse. Ve Dominic geliyor buraya. Dominic de onunla yine konuşmaya başlıyor. Ona değişik hikayeler anlatıyor şu anda. Parti burada devam ederken Nilsu'yu hiç önemsemeyen Erik burada bir anda uyuyakalıyor. Nişanlandıktan bir gün sonra. Ve Nilsu ile ilgilenen Dominic ise onu yağmurda yıldızları izlemeye davet ediyor. Ve Nilsu'nun kafası gerçekten çok ama çok karışık. Şu an açıkçası ne düşüneceğini bilmiyor. Çok önemli bir karar aldı. Yani hayatında çok önemli bir karar aldığını düşünüyor. Ve hayatındaki bu önemli kararı acaba doğru kişiyle mi alıp almadığı hakkında hala bir soru işaretiyle dolu. Çünkü onu acaba mutlu edebilecek birisi var mı, ya da beraber mutlu olabileceği birisi var mı gerçekten bu hayatta diye. Yağmurla beraber yıldızları izleyemiyorlar çünkü bulutlar var. Yani bunlar da yani nasıl şeyse. Ya Erik gerçekten bir anda nişanlandıktan sonra inanılmaz değişti. Böyle bir şey olamaz yani. Ve bir anda içinden Nilsu'nun ona sarılmak geliyor ve... Neydi adı? Dominic. Dominic'e sarılıyor. Acaba umarım Survivor şey değildir yani, adası değildir. Birazcık onun hakkında şeyler öğreniyor. Müziği çok seviyormuş Dominic ve yani gerçekten müziğe bayılıyormuş. Ve veda ediyorlar. Evet Erik. Erik neden sinirlisin? Erik bir anda burayı terk etti. Acaba onları beraber konuşurken bir gördü, görmedi mi? Hiçbir fikri yok ve kafası çok karışık. Eve gidip biraz düşüncelere dalmak istiyor. Ve Pelinsu saat sabahın 4.30 olmuş, bu saatte eve geliyor ama yani yarın yine işe gidemeyecek durumda. Birazcık kendine vakit ayırmayı düşünüyor şu anda. Ücretli iznimizi de aldık ve sanırım son izni hakkımızı da kullandık şu anda. Yaşlanmasına hala gitgide yaklaşıyoruz. Yani torunun torununu falan görmesi gerekecek. O yüzden çok hızlı bir ve çok büyük bir şekilde büyüyen bir aile olması gerekecek. Bu sefer
Ne oluyor? Aşk günü. Bu arada hani böyle değişik bir hamle yapıyor aslında. Çünkü bugün yani burada daha doğrusu sevgililer günü, aşk günü. Çünkü takvimde daha başka ne var? Kendimize şöyle bir özellik alıyorum. Bu mutluluk puanıyla alınabilen bir özellik, kalıcı olarak alıyorum. Ve artık kalıcı olarak bir özelliğimiz var. O da artık her yere kapısını çalmadan girebiliyoruz, yani takılabiliyoruz. Böylece çok fazla dışarıda para harcamamıza gerek kalmıyor pek fazla. Evet. Yani hiç Erik aramadı bu arada ve onu yalnız bıraktı. Evet. Ve sanırım Nisu vereceği karara adım adım yaklaşmak üzere. Gerçekten şu an Nisu herkesten nefret ediyor ve eve gitmek istiyor tekrardan. Yani Miras Challenge'ı nasıl tamamlayacağını da hiçbir fikri yok. İnanılmaz utanmış durumda. Nişanlı sonu yalnız bırakmış durumda ve kimse konuşmak istemiyor onunla ve bugün sevgililer günü hani oyunda ve böyle bir şey hayal etmemişti o, yani böyle olsun istememişti. Festival var. Brent'ten mesaj geliyor. Dominic'le en iyi arkadaş olmuşsunuz. Kim bu Dominic diye düşünüyor. Acaba Dominic'le hani ne yapması gerekiyor? Herkes onu konuşuyor şu an. Herkesin düşündüğü tek şey isim o gibi düşünüyor. Biz yemeği almadık mı ya? Ceplememişiz yemeği. Yemeği ceplemediğimiz için böyle. Neyse, eşyalarımızdan birkaç tane satarsak bence buzdolabı alabiliriz artık ve evde yemek yiyebiliriz yani. Fosil taşlarını sat. Selyum. Tamam, çok çıkan bir şeymiş. Şunu bir aç bakalım ne çıkıyor. Ne çıktı? Plant. O zaten yok, bu çıktı. Chef Gino. Üzerine ne varsa ne yoksa artık onları da satıyor şu anda ve buzdolabı alabilecek duruma geliyoruz artık. Ve üzerine de 200 dolarımız artıyor şu anda. Yeni bir buzdolabı aldık aynı zamanda. Ve herkes burada toplaşmış ama bizim üzerimiz bu arada inanılmaz ince kalmış duruma göre. Erik'in suratı çok tuhaf ve şimdi onunla bir konuşmayı deneyecek. Belki de başka bir şey sinirlidir. Beğenmedi mi? Neden sinirli? Çok sinirli, inanılmaz sinirli şu anda. Küfür falan etti böyle. Çok kötü şeyler söyledi. Bize karşı inanılmaz sinirli bakıyor ya, görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani hiç gözüktüğü birisi gibi değilmiş yani. Erik şu an çok korkutucu gözüküyor ve ben sen yani bu siniri için biraz daha sabredecek ve sonrasında da ondan ayrılmayı düşünüyor şu anda kesinlikle. Ya sakinleşebilir misin acaba? Çok kötü konuşuyor. Ona sevgi dolu bir şeyler söylemeyi deniyor. Hala bir şeyler söylüyor. Ona yeni fikirlerini paylaşacak. Yani hala değişmedi. Ben şu an şok içindeyim arkadaşlar. Bana bu şekilde davranmaya devam edemezsin. Senin bana bu şekilde davranmana izin vermeyeceğim. Ve senden ayrılıyorum. Senden ayrılıyorum. Seni bir daha görmek istemiyorum. Hayatından çıkmanı istiyorum şu anda. Bu kadar. Sadece şu anda yani bir haltlama hissediyor yani. Herhalde şey diye düşünüyor. Ben ne yaşadım da acaba onu da tanıyamadan hemen böyle bir nişanlandım diyor. O yüzden ne kadar sürüyor bu sev? Yani çok da aslında etkilemiyor bu üzüntü yani ona. Erik bir daha görmek bile istemiyor şu anda. Burada duygusal müzik çalan, üzgün müzik çalan bir ablamız var. Ve yanına da arkadaşlar edinmek istiyor. Zaten bu tanıdığı arkadaşı zaten o. Niye bu araya girdiniz ki? Etrafta herhalde Erik'e gözükmek pek istemiyor şu anda. Yeni fikirlerini paylaşıyor onunla. Ve birazcık dedikodu. Kimle ne zarar verebilir ki? O yüzden birazcık dedikodu yapacaklar ve bir anda bir üzüntü sardı ama devam edecek. Bunun acısını çıkarmak için. Yani bu üzüntüyü biraz buraya gelip de uyumak için. Niye uyuyorsun ya? Kimle oturacaklar? Bankta yalnız bir şekilde, burada festival olurken, aynı zamanda bir aşk günü olurken, hayatını bu bankta ve bu yağmurun altında, bu olgunluktan ve üzüntüden bitkin düşmüş olarak buluyor. Birazcık bir şeyler yemenin de zararının gelmeyeceğini düşünüyor. Ve eve gitme zamanı yarın çünkü iş vakti. Aslında yine sabah olmuş yani. Gerçekten
ama sabahlar olmasın şeklinde çalışıyor bu kız diyeceğim ama diğer izin günlerini tatil günüyle birleştirdi ve mükemmel bir karışım yaptı. Yani işi devam ettirebiliriz. Tabii ki de bir miras kazanacak kadar, oluşturacak kadar para kazanabiliriz ama şu an hayatımızı kuracağımız kişiyi iyi seçmemiz gerekiyor ve çok az günümüz kaldı yaşlanmak için. Artık böyle yani orta yaş sayılacak Nilsu. Çok sıkıştı. Koş tuvalete o zaman yap, Allah Allah. İşte küçük evin faydaları. Çok sıkışınca hemen tuvalete gidebiliyorsunuz. Ne yapacak bu? Yağmurda oynayacak. Kedi mi sahiplensin, köpek mi? Şu an bir kedi sahiplenmek istiyor ve kedilerden de Allah'ım tiplere bak. Merhaba. İki kedi mi aldım ben? Priba, Naya, Clevete, Beynu. Fadoyba, Fala, Yadid. Her şey soruyor. Genji'ymiş adı. Genji çok kaba birisiymiş aslında. Tamam canım, acayip sıkkın benim Genji bak. Gerçekten acayip canım sıkkın ve bilmiyorum yani neler olabilir. Ben de hiçbir fikrim yok yani. Şu an bana en iyi gelecek şey aslında bir kedi sahiplenmek olabilir diye düşündüm ve bunu sahiplenmek istiyorum. Kim geldi acaba? What? Nasıl yani? Ha, üzerindeki kıyafetindeki suları sıkmıştır umarım. Evet, Rocky değil, Pompon olsun. İsmi Pompon olsun. Artık yeni bir ailesi var evimizin. Ama sen ne çok tatlısın. Seni de sahipleneceğim. İki tane kedi olsun ya. Evet. Zıp zıp. Zıp zıp ve Pomponu var aynı zamanda. Evet, yine odak dışına çıktık aslında. Ve Genji'yle daha sonra konuşmayı düşünüyor. Bu arada kim geldi bana misafir ya? Az önce bir şeyler oldu. Birileri geldi ama benim bahçem neden çamur içinde? Çok güzel ya. Leopar gibi. Vallahi billahi leopar gibi ya. Eğlencemizi de acayip arttırdılar. Gandalf da çok seviyor oynamayı lazerle şu an. Ay, yerim sizi ya. Ay, hemen de yatağın üzerine mi çıktın sen? Sen biraz tombiş misin ya? Bu evin çatısı açık mı tepesi? Aa! Ben de diyorum niye bu ıslanıyor ya? Niye bu ıslanıyor diyor. Şu da bizim zaten miras challenge'ımızın şey biliyorsunuz. Yani evin çatısını yapmamışım ya. İnanamıyorum arkadaşlar, evin çatısı yok. Neyse artık var. En azından artık evin bir çatısı var. Evet, evi birazcık şöyle düzelttim. Şöyle düzelttim derken mikrodalgayı sattım. Artık onların yeni yerleri var. Evet, şimdi onlara bir ödül daha verelim. Al bakalım, şuna dolduralım. Buna da ikisine de bir tanesini verelim. Sonra mama çağıralım. Ayşe, ben de cips yiyeyim. Sen yemiyorsan, sen ye. Zıp zıp yesin. Yedi valla. Hadi yiyin bakalım. Yiyebilecek mi acaba? Oo, çok tatlı ya. Zıp zıpa bayıldım ben. Zıp zıp aşırı tatlı. Gözükmüyor mu arkadaşlar ya? Pompon ve zıp zıp. Valla yedin kaseyi bitirdin ya. Evet. Pompon biraz tuhaf hareketler sergiliyor bence arkadaşlar. Sizce nasıl bilmiyorum ama biraz sanki bir garip şeyler yapacakmış havası var kendisinde. Peki bu asil yürüyüş, asalet nereden geliyor? Bir dakika. Tuhaf şeyler yapacak şimdi. Bunu yapıyor kediler ya. Peki bu uyuş ne? Biri bana şu uyuşu açıklayabilir mi? Evden dışarı çıktı. Peki bana birisi. Gandalf da böyle uyuyor. Mutlu olduklarını, rahat oldukları böyle uyuyorlarmış. Anlamayacağım. Biri uyudu, biri uyanıyor. Dominik'ten bir mesaj var. Dominik de diyor ki bir tane karaoke bar varmış ve oraya gidelim diyor. Ve çılgınlar gibi birazcık eğlenelim. Benim de birazcık çalışmam gerekiyor diyor zaten işte DJ'lik işlerinde. Ama cevap verecektim. Gitti. Ama bir daha ararsa kesin gideceğim. Hatta bence... Yerim senin suratını. Tuhaf sesler duyuyorum. Oyunda tuhaf sesler duyuyorum arkadaşlar. Bütün bağlarımız yer testi yok. Şu an birazcık ara verdi şu an. Kendini ve... Hayır yapma yapma, parçalama. İşte bunu yapıyorlar ya. Bunu maalesef yapıyorlar arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ama yerim seni ben. Kızmak lazım ona ya. Yarın tatil günü. Yarın yeni iki kişiden hoşlandı. Onları arayacak. Bir tane kız arkadaşını arayacak ve onunla
bir spor salonuna gideceğini aslında planlıyorum. Kedileri getiren kişi Genji. İkincisi de Dominik. Ama Genji ile bir gün geçirmek istiyor. Onu tanımak istiyor. Bakalım yani kesinlikle artık bir şekilde hayatını yoluna sokması gerekecek. Bir sonraki bölümde bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.